Muğla Akbelen Ormanı'nda açılacak kömür madenine karşı büyük bir direniş sergilendi. Bölge halkı ve ülkenin dört bir yanından gelen çevreciler ağaçların kesilmesini engellemek için çabaladı. Anayasamıza göre, anayasanın 168. maddesine göre madenler devletindir. Yani halkın malıdır. Bizim açıklamamızda da sloganlarımızda da bu vardır. Madenler sahibi halkımızdır diye gerçek sahibi. Ve yine anayasamızda şöyle bir kavram vardır. Devlet halkının sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamakta görevlidir. Bölgede yaşayanların rızası olmadan yapılan madencilik faaliyetleri tepki yarattı. Sadece madencilikte değil, her ekonomik faaliyette yöre halkının sağlığı, güvenliği dikkate alınmalıdır. Sadece sağlık, güvenlik değil, oradaki insanların yaşama koşulları, yaşam standartları, yaşam alanları her ekonomik faaliyette olduğu gibi madencilikte de koruma altına alınmalıdır. Bunun için de yöre halkının görüşleri dikkate alınmalıdır. Ormanlarımızı vermiyor. Başta adı sanı çok sık duyulan inşaat firmaları olmak üzere büyük şirketlerin maden işletmelerine duyduğu ilgi nereden kaynaklanıyor? Demek ki inşaat sektöründen çok daha karlı, çok daha cazip bir sektör haline dönüştü madencilik. Doğal olarak da devletin bu konudaki özellikle 6831 sayılı yasanın 16, 17, 18. maddelerinde yapmış olduğu düzenlemeler bu taleplerin yoğunluğunu arttırdı. Adet olarak arttı, alan olarak arttı. Çünkü kısa günün kârı olarak bakılıyor. AKP iktidarı boyunca madencilik başta olmak üzere ormanların ekonomik amaçlar için tahsis edilmesi katlanarak arttı. Türkiye Ormancılar Derneği'nin verilerine göre 2002'den bu yana 550 bin hektar orman alanı madencilikten enerjiye, turizmden otoyollara kadar geniş bir yelpazede kullanıma açıldı ve orman vasfını yitirdi. Bu yaklaşık 770 bin futbol sahası büyüklüğüne eşit. AKP öncesinde ekonomik faaliyetler için tahsis edilen toplam orman alanı bunun üçte biriydi. Bir taraftan iklim sözleşmesine imza atacaksınız, Paris İklim Sözleşmesi'ne. Taahhütlerde bulunacaksınız, söz veriyoruz, ormanlar fonksiyonlarını yerine getirecek, ormanları koruyacağız. Bakın, kullanacağız değil, geliştireceğiz ve genişleteceğiz diyorsunuz. Arazilerimizi parçalamayacağız diyorsunuz fakat tutuyorsunuz bunun tam tersini yapıyorsunuz. Gün gelecek. Nitekim tam da Akbelen'deki direniş devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumunda söyledikleri bir kez daha gündeme geldi. Bu kapitalizm nelere muktedir diye. Orman, morman ne var ne yok kesiyor, atıyor, götürüyor. Fakat AKP iktidarında ortaya çıkan tablo Cumhurbaşkanı'nın bu sözleriyle çelişiyor. 2018-2019 yılları arasında Türkiye genelinde 10 hektardan küçük 58 bin adet orman parçası vardı. Fakat verilen izinler orman alanlarını parçaladı. Böylece 10 hektardan küçük parçalanmış orman alanlarının sayısı 120 bine çıktı. Orman alanları durmadan biraz daha küçüldü. Sermaye grupları, bilhassa inşaat sektörüyle büyüyen holdingler de özellikle ekonomik daralma dönemlerinde başta madencilik olmak üzere diğer ekonomik faaliyet alanlarına da bu izinler sayesinde el attı. Aslına bakarsanız bunu sadece madencilik olarak sınırlandırmamak gerekir. İnşaat firmaları son dönemlerde sermaye birikimleri oldukça arttı. Özellikle hani bu bahsi geçen işte 5 firma veya onlara yine iktidarla yakın ilişkide olan firmaların sermayeleri arttıkça tabii alan genişletmek adına belki yapmış olabilirler. Tabii inşaat sektöründe daralma olduğu dönemlerde bu sefer diğer sektörlerle beslenmek istiyorlar. Bunun içerisinde madencilik var, yine turizm sektörü var, enerji sektörü var. Aslında bu yatırımları sadece madencilikte değil, yine işte diğer alanlarda da yapıyorlar. Akbelen'de devam eden doğa tahribatının altında aslında ülke satında çok daha büyük ölçekli ekonomik krizden çıkış arayışı yatıyor. Ormanlar ve yerel halk kaybederken sermaye grupları kendine hükümet desteğiyle yeni çıkışlar buluyor.